Dedik ki Allah'ın rızasını kazanma noktasında veya cenneti kazanma noktasında yaptığımız ameller, yaptığımız ameller son derece eksik kalitesiz. Yani şekli bozuk, şemali bozuk, ihlastan uzak, bakıldığı zaman da gerçekten insanı cennete götürecek ameller değil. Onun haricinde tabi bunun düzelmesi lazım. Böyle olursa bu sıkıntı. Onun haricinde İslam bizden bir hareket bekliyor demişti. Yattığımız yerden ne yapamazsınız? Ne yapamayız? Bir takım isteklerde bulunamayız. Bazı eylemlerde bulunacağız. işi harekete dökeceğiz ki Allah da bunun karşılığını verecek. Mesela geçen hafta unuttuk bahsedilebilir. Hazreti Nuh Aleyhisselam bazen öyle olur ki hayatta mücadele edersiniz. Mesela bir insanı kurtarmak için mücadele edersiniz sohbete çağırırsınız veya kendisine doğruyu anlatırsınız. Bu konuda son derece mücadeleci olursunuz fakat karşılık alamazsınız. İşte burada şöyle bir şey deme hakkınız yok. Bu aksiyona terstir. Yani ben ya iki yıldır bu adamı sohbete davet ediyorum. Bu adam hiçbir zaman gelmedi. Dolayısıyla ben artık bu adamı terk ediyorum. Ondan ben beriyim o da benden beridir. Ne hali varsa görsün. Veya bu adamın ahlakı bozuk. Ben artık bu adamla efendim işim olmaz gibi bir ifade kullanamazsın. Neden? وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ فَلَوِثَ ف۪يهِمْ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا Allah Hazreti Nuh'u Celle Celaluhu, Hazreti Nuh'u gönderdiği zaman da tam 950 yıl boyunca, 950 yıl boyunca insanları Allah'a yönlendirdi fakat her seferinde geri çevrildi. İnanan 3-5 tane insan kaldı. Dolayısıyla Allah yani Hazreti Nuh şöyle bir tepki göstermedi. Ya ben bu kadar yaptım ya Rabbi bunlara bela gönder değil. Sonuna kadar, gittiği yere kadar, adam ölünceye kadar veya ben ölünceye kadar bu işin peşindeyim. Bu işin aksiyonundayım. Öyle olur ki mücadele gösterirsiniz. Son anda bir bakarsınız haber gelir o adam üzerine titrediğiniz adam. Çocuğunuz olabilir, başka bir şey olabilir. Namaza başlamış. Oradan efendim. İşte Hz. Nuh bir ifadede bulunuyor. O ifade bizim için önemli. Mesela kâle Allah'a ellerini açmış. Tabiri caizse biraz şikayette bulunuyor yani. Kâle rabbi inni da'utu Ya Rabbi ben kavmimi gece gündüz sana ibadete çağırdım. falan mezidhum duâi illa firara. Benim bu çağırmalarım onların benden kaçmalarından başka bir şeye sebep olmadı. Ne kadar uğraştıysam türlü türlü efendim usullerle uğraşsam da hep benden kaçtılar. O inne ma'kulume da'utum li tagfir lehum ja'alu asabihum fi ıstığşa seyyab hem ısr ve istikbarı. Ne zaman onları çağırsam elbiselerini böyle örtündüler. Efendime söyleyeyim kulaklarını tıkadılar, Kibirlendiler Hazret-i O'hu küçümsediler. İşte şöyle ifade ediyor Hazret-i O'hu. <laughs> ben dedim ki: "İstiğfirû <laughs> rabbekum. Rabbinize istiğfar bulunun. İnnehu kâne gaffâr." O gaffar, yani son derece günahları örtendir. Bak şimdi. Burada acayip bir ölçü var. Bugün mesela yağmur yağmıyor, efendime söyleyeyim bir takım bereketsizlikler, bir takım hayatımızda sıkıntılar, efendim işte bereket, yemek de yok, para da yok, ailede huzur yok, o yok, bu yok, şu yok. Allah Hazreti Nuh üzerinden bunu öğretiyor bize. Fakultu اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Rabbinize istiğfar edin. Yani hayatınızda devamlı Rabbinizden bir af talebi bulunsun ki eğer böyle olursa devamlı bu noktada mücadele içerisinde olursanız, bir aksiyon içerisinde olursanız, şimdi daha önce söylemiştim, bir hata yaparsınız, tövbesini yaparsınız. İki yaparsınız zannetle yine tövbe eder. Üç yaparsınız tövbe, dört, beş, altı, yediden sonra artık ya benim şeytanın bir oyunu olarak. Allah'a karşı benim yüzüm yok ki artık. Ben ne yapayım? Ne edeyim? Namazımı kaçırdım. Bir kaçırdım, iki kaçırdım, tekrardan başladım. Üç kaçırdım, tekrardan. Dört kaçırdım, tekrardan. Artık utanıyorum kardeşim. Şeytan vesvese verir yani. Der ki ya senin hiç utanman yok mu be kardeşim ya? Hala da namaza başlıyorsun, bırakıyorsun. Namaza baş. Hiç boş yere başlamak, terk et namazı kardeşim. Allah'a rezil olmaktansa efendim hiç bu işe girme der. Seni oradan tamamen uzaklaştırır. Bir bakarsın eldene namaz kalmış, ne bir şey kalmış. E ne oldu? Biz kılıyorduk. Şeytan vesvese verdi. Adam böyle söylüyor yani. Hocam ben namaza başlamıyorum. Neden? Çünkü bırakıyorum. Böyle mantıkla hareket ediyorlar. Neden namaz kılmıyorum? Çünkü bırakıyorum. Hayır. Kılabildiğin kadar kılacaksın. Zorlayabildiğin kadar ve istiğfar edebildiğin kadar. Çünkü eğer böyle yaparsanız yursilis sema aleykum midrara. Bu acayiptir. Allah semadan yağmurları yağdırır. Bereketleri yağdırır. Ve yumdidkum bi emvalin ve benine ve yec'allekum lekum ve yec'allekum enhara. Öyle ki siz eğer Allah'a istiğfar ederseniz, devamlı affınızı ister, Allah'ın isteklerini yerine getirmeye çalışırsanız, Allah sizi oğullarla, Allah sizi yani sizin yanınızda bulunacak insanlarla bağla, bahçeyle birlikte ne yapar? Son derece nimete boğar. Hazreti Nuh kavmine böyle söyledi. Bu bizim için de geçerli. Çünkü Allah'ın Celle Celal bir ifadesi var. وَلَوْ اَنَّهُمَ قَامُوا التَّوْرَاتَ وَالْاِنْجِيلَ وَمَا اُنْزِيلَ اِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ Şayet onlar yani bütün insanlık, Hristiyan olanlar, Yahudiler, bizler eğer Allah'ın indirdiğiyle hükmedersek, ikame edersek, namazı kılarsak, Allah'ın isteklerini bir hakkın yerine getirirsek le ekelu min fevkihim ve min Altınızdan ve üstünüzden çıkacak olanlardan yersiniz. Bu ne demek? Hayatınızda bereket olur demektir.